Bize bu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde yaşayan Hristiyanların Noel, Müslümanların Kurban ve Musevilerin Hanuka bayramını kutlama mesajları yansıtılmış. Bu haberlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki niteliklerinden hangisine uygun örnekler olduğu söylenebilir denmiş. Bize verilen habere baktığımızda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı dinlerde olan insanların bayramlarını kutlaması, layık devlet anlayışını yansıtmaktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yönetim dini kurallara göre yönetilemez. Özellikle laiklik ilkesinin gereği olarak herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Kişiler dini inançları sebebiyle zorlanamaz, dine dayalı ayrılıklar yapılamaz ve tüm insanlara eşit davranılır. Bu yüzden doğru cevap olarak da A seçeneği işaretlenebilir. Bu sloganlar Cumhuriyet'in aşağıdaki temel niteliklerinden hangisiyle ilişkilidir? Halka hizmet eden devlet var olur. Halkı yaşat ki devlet de yaşasın. Devlet halk için vardır. bize verilen sloganlara baktığımızda sosyal devlet anlayışı ön plana çıkmaktadır. çünkü sosyal devlet anlayışında kişilerin huzur ve refahının sağlanabilmesi, güvence altına alınabilmesi devletin görevidir. Vatandaşların daha iyi koşullar altında yaşayabilmesi için devlet gerekli imkanları sağlar. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Anayasamızda bu şekilde tanımlanan nitelik aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların daha iyi koşullar altında yaşayabilmesi için devlet gerekli olan maddi imkanları sağlamalıdır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda ülkemizin sosyal devlet anlayışı yansıtılmaktadır. Çünkü sosyal devlet anlayışında kişilerin huzur ve refahını sağlamak ve güvence altına almak devletin görevidir. Vatandaşların daha iyi koşullar altında yaşayabilmesi için devlet gerekli imkanları sağlar. Bunun dışında layık devlet anlayışı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Hukuk devleti özelliği her şeyin anayasaya bağlı olarak e, yürütülebilmesidir. E, demokratik devlet özelliği de e, egemenliğin kaynağının halk olmasıdır. E, bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Öğretmenin verdiği bilgi, cumhuriyetin aşağıdaki temel niteliklerinden hangisiyle ilgilidir? Türkiye Cumhuriyeti'nde halk e, ülkeyi yönetecek ve kendini temsil edecek kişileri belli aralıklarla yapılan seçimler yoluyla belirler. Öğretmenin vermiş olduğu açıklamaya baktığımızda seçimlerin yapılması ülkemizde demokratik devlet özelliğinin taşıdığını yansıtır. Demokratik devletlerde egemenliğin kaynağı halk iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de halk ülkeyi yönetecek ve kendini temsil edecek kişileri belli aralıklarla yapılan seçimler yoluyla belirler. İnsan haklarına saygı esas alınmaktadır. Özellikle kişiler arasında siyasi, sosyal, dine ve ırka dayalı bir ayrılık yoktur. Bunun dışında layık devlet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Sosyal devlet, devletin vatandaşına sahip çıkmasıdır. Hukuk devleti ise her şeyin yasalara bağlı olarak gerçekleşmesidir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Verilen şemada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kadın erkek eşitliği, yargı denetiminin olması, devlet işleyişinin anayasaya göre olması... Kanunlara uygun yönetim, bize verilen açıklamalara baktığımızda hukuk devletinin özelliği yansıtılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes kanunlar önünde eşittir. İnsanların sahip olduğu temel haklar anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bunun dışında layık devlet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yani inanç, din ve inanç özgürlüğü, sosyal devlet, devletin vatandaşlarına sahip çıkmasıdır. Demokratik devlet ise egemenliğin halka ait olmasıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle cumhuriyetin hangi niteliğine vurgu yapmaktadır? Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar güçlü olur. Mustafa Kemal'in sözlerine baktığımızda e, Türk kültürüne vurgu yapılmaktadır ki bu durum Türk milliyetçiliğine bağlı bize yansıtır. E, Türk milliyetçiliği Türklerin özgürlüğünü, birliğini savunan ve Türk milletinin ilerlemesini, gelişmesini amaçlayan bir görüştür. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu parçada Cumhuriyet'in aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Ülkemizde yasalar karşısında herkes birbirine eşittir. Kimse diğerinden daha üstün sayılamaz. Ayrıca kimseye yargılanmadan cezalandırılamaz. Yazılı kurallar her şeyin üzerindedir. bize verilen açıklamaya baktığımızda ülkemizin hukuk devleti ilkesi yansıtılmaktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes kanunlar önünde eşittir. İnsanların sahip olduğu temel haklar anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen parçada Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Ülkemizde devlet yönetimi dini esaslar üzerine kurulmamıştır. Ülkemizde din ve vicdan hürriyeti vardır. Tüm vatandaşlar istedikleri dini seçebilir, istedikleri inanca sahip olabilir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yani layık devlet anlayışı yansıtılmaktadır. Bunun dışında sosyal devlet devletin vatandaşına sahip çıkması, hukuk devletin her şeyin yasalara uygun olması... Demokratik devlet ise egemenliğin halka ait olmasıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Öğrencinin sorusuna öğretmen aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir? Öğretmenim Kars başkente çok uzak. Başkenti Erzurum'a taşısak hem başkent yaşadığımız şehir olan Kars'a yakın olsa hem de ailelerimiz başkentteki işlerini yapabilmek için çok uzağa gitmek zorunda kalması olmaz mı? Öğrencinin sorusuna baktığımızda öğretmen e, bu mümkün değil. Çünkü anayasaya göre başkentin değiştirilmesi teklif dahi edilemez açıklaması yapmak zorundadır. Çünkü anayasamızın 3. maddesinde Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır hükmü bulunmaktadır ve bu hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Vatandaşların sorunlarını hukuki yolla çözen bağımsız mahkemeler devletin aşağıdaki görevlerinin hangisiyle etkilendirilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama yani yasa yapma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yürütme yani yasaları uygulama Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nda, Yönetim, hükümette e, yargı yani yasaların uygulanmasını hukuk kuralları içerisinde denetleme ise e, bağımsız mahkemelere aittir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Verilen açıklama, Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Ülkemizde insanlar yaşanan olumsuzluklar karşısında omuz omuza yaşama, tek olma, bütün hareket etme duygularına sahiptir. Bu durum ülkemize yönelen bir dış tehdit, terör faaliyeti, işte yaşanan bir doğal afet gibi olumsuzluklarda da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bayrağı ve şehitlere saygı mittiklerinin yapılması, terörün lanetlenmesi, doğal afetlerde zarar görenlere yardıma koşulması bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki milli birlik ve beraberlik duygusu yansıtılmaktadır. Çünkü insanların zor zamanlarda birbirine sahip çıkması belirtilmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.